Selamlar sevgili Fenerbahçeliler. Hepiniz hoş geldiniz. Göztepe Fenerbahçe maç sonu detaylı analiziyle karşınızdayım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için maçın analizini çıkarttım ve görsellerle sizlere maçın özetini geçmeye, analizini çıkartmaya çalışacağım. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz her zaman olduğu gibi bugün de bekliyorum. Hızlı bir şekilde de sizleri beklemeden videoya geçmek istiyorum. Öncelikle analize geçmeden önce sağ dışı olaylara değinmek istiyorum maçta. Çünkü değinmeden edemeyeceğim. Bir kere taraftar yapılan çok ciddi bir eziyet var. Fenerbahçe taraftarı İzmir'e deplasman olarak gitti ve polisin göz önünde taraftarın üzerinden forma çıkartılıyor. Taraftar darp ediliyor. Çıplak bir şekilde adamlar motorlarla gönderilmiş falan. Hani Fenerbahçe taraftarının formasını çıkartıyorlar polisin göz önünde. Bir de Göztepe taraftarı formayı yakabiliyor. Şimdi böyle bir şey nasıl oluyor? Bunu kim izin veriyor? Bu hangi kanunda? Hangi ya buradaki polis bunu niye izliyor? Buna nasıl izin veriyor? Bu bir kere bunun bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya buradaki sorumlular her kimse. Bu net bir şekilde abi yani böyle bir şey yok. Sen geleceksin polisin gözünün önünde Fenerbahçe taraftarının formasını çıkar bir de yakacaksın. Ya kim Fenerbahçe, Yunan takım mı kardeşim, Rum takım mı? Kim bu Fenerbahçe, gavur takım mı? Nasıl böyle bir hareket yapabiliyorsunuz? Siz kimsiniz ya da bunu yapanlar? Ya kim olduğunu zannediyorsun orada İzmir'deki arkanda 30-40 tane Göztepe taraftarının gücünü aldığını düşünüp de kendini adam mı zannediyorsun yani orada? Bu nasıl hareketler? Hani gel Kadıköy'de yap aynısını. Yapabiliyorsan gel. Gelebiliyorsan gel yap. Bekliyoruz. Bunu net bir şekilde insan olarak söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum. İnsan olarak söylüyorum. Geleceksin iki tane orada genç tane adam var. İki tane Fenerbahçe forması giymiş. Adamın üstünü başına çıkartmışsın. Adamı yolluyorsun. Ha, hayırdır abi sen kimsin ya? Bir de polis izliyor bunu. Neyse. Sınırları da izliyorlar zaten. Ali Koç'a saldırı. Sağ içerisinde Fenerbahçe başkanına saldırdılar. Bak Fenerbahçe başkanını sağ içinde yere düşürdüler. Kim bu Göztepe'nin eski yöneticisiymiş? Abi o adam oraya nasıl giriyor? Fenerbahçe başkanına saldıramazsın. Sevseme saldıramazsın abi. Sen Fenerbahçe başkanına saldırdın bana saldırmış oluyorsun. Fenerbahçe taraftarına saldırmış oluyorsun. Kim abi o adam? O adam ne ceza alacak? Zaten geçen seneden yargılanıyormuş. Bakalım takip edeceğiz göreceğiz yani ne olacak o adama. Genelde bu tarz şeyler yapanlar Fenerbahçe'ye karşı yükselişe geçerler. Kariyerleri biraz yükselir böyle. Düşmez. Düşmez bunlar hayatta yükselir. Sen koskoca Fenerbahçe başkanına sağ içerisine gelip arkadan iteceksin. İşte adam olan önden yapar da işte arkadan iteceksin. Adam olan önden yapar. Yapabilen. Görsel analize geçelim. Aslında her şey beklediğimiz gibi başlayan bir 35 dakika bir maç başlangıcı vardı. Yani 35 dakika maçın 35 dakikası beklediğimiz gibiydi. Ben size maçı oyun analizinde anlatmıştım. Rakip uzun vuracak. Rakip uzun vurmayı seven bir takım. Uzun vurup indirip pozisyon yapmayı seven bir takım. Bu noktada maçın başlangıcında da Göztepe'nin aslında bunları yaptığını gördük. Uzun vurdular, topu indirdiler ve pozisyon yaratmaya, pozisyon oluşturmaya çalıştılar ki çok fazla bir pozisyon vermedi Fenerbahçe. Bir Doğan Erdoğan'ın böyle kayarak bir şutu var. Gerçekten zor bir şuttu. Gerçekten kendisine tebrik ediyorum. Kayarak yerde güzel bir şut çıkarttı. Neredeyse gol oldu. Direğin dibinden o da gitti. Onun dışında pek bir pozisyon vermedi Fenerbahçe ilk 35-40 ilk yarıda daha doğrusu rakibine. Şiddetli preslerini gördük zaman zaman. Yani Göztepe'nin şiddetli bir şekilde Fenerbahçe'ye pres yaptığını, Fenerbahçe uzun vurmaya zorladığını gördük. Ki bu uzun vurmaları 20 dakika boyunca Fenerbahçe aslında çok iyi değerlendiremedi bu arkadaki alanları. Birazdan ona değineceğim. Göztepe'nin aslında beklediğimiz bir Göztepe vardı. Oyun başlangıcı çok doğaldı. Fenerbahçe bu noktada aslında Göztepe'nin ön alan presini yaptığı zaman, Göztepe birebir pres yaptığı zaman Fenerbahçe arkadaşı da birebir fırsatlar yakaladı. Bu noktada birkaç tane pozisyon ürettiğini gördük Fenerbahçe'nin topu indirerek. Özellikle Ennesi indirdi. Tadiç üzerinden pozisyonlar bulmaya çalıştı. Tadiç taşıdı. Ceko o üçlü üzerinden biraz daha sağ kanat üzerinden oynadı Fenerbahçe bu maçta. Ama o birebirleri çok değerlendirmez. Yani biraz daha fazla pozisyon üretmesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Çünkü rakip tamamen birebir basıyor. Arkada birebir kalıyorlar. Hani birebir kaldığı zaman Ennesi, Tadiç, Elinsan Maksimum buraları aşmaları, buraları deşmeleri lazım. Ki Elinsan Maksimum önce biraz daha oyunun içine girmeliydi. Mesela hocanın bu noktada Elinsan Maksimum'u çok kez içeriye soktuğunu, biraz daha 4-2-2-2 yaptığını gördük oyun sistemi içerisinde. Ki mesela SofaScore'a bakıyorsunuz takımı 4-2-2-2 dizmiş. Normalde Fenerbahçe 4-2-3-1, 4-4-2'ye daha yakın oynadı ama Elinsan Maksimum'la Tadiç çok içeride oynadılar. Hele ki Duşan Tadiç çok 10 numara gibi konumlandı bu maç özelinde. Bu noktada hani Maksimum'un kanat performansını çok göremedik. Kanattan çok aktığını görmedik. Aslında daha fazla topsuz koşturmamız lazımdı. Maksimum hoca biraz daha içeriye sokarak, içeri sıkarak kullandı. Bu noktada Ceko'nun daha fazla sol sağ kanada doğru geldiğini, Osterwolde tarafına doğru geldiğini, oralarda Maksimum'le bağlantı kurmaya çalıştığını, Elnesir'in biraz da sağ kanattan Samuel Tadiç Elnesir üçlüsünün bağlantı kurmaya çalıştığını gördük ki Elnesir aslında çok bağlantıcı bir oyuncu değil deniyor ki ben maç kendi o transfer analizinde biraz anlatmışım sizlere çok yetenekli ayakları var yani adamın özel yeteneği var ayakları yetenekli bir oyuncu aslında
takım ona ayak uydurursa o bağlantı kurabilecek kapasitede bir futbolcu. Ama çok Sevilla'da onun bağlantı oyununu görmemişiz. Çünkü Sevilla ondan onu talep eden bir takım değil. Ama bak burada talep etti Fenerbahçe ve o bağlantı oyununu aslında sağ kanattan çok gösterdi elinizde. İlk yarı ve ikinci yarıda da çok gösterdi. Bu noktada şunun altını çizeceğim. Bunun altını çizmeden geçemem. Göztepe'li oyuncu grubunu tebrik ediyorum. Çok kavga ettiler gerçekten. Çok mücadele ettiler. Zaten bu Göztepe gerçekten Türkiye'de bu sene Süper Lig'de çok takıma zorluk çıkartacak. Çok belli. Çok kavga ettiler. Çok sert oynadılar. Hakeme itiraz ettiler. Kazanmak için adamlar da ellerinden geleni yaptılar. Hakları var yani. 2-2'lik skor da onlar için helal bir skor bence. Bu noktada Göztepe taraftarında takımında hakkını verelim. Tabii ki de pisleşmeyen Göztepe taraftarında %100 aklını veriyorum. Göztepe değerli bir camiadır yani Türkiye için. Şimdi daha sonrasında bu 35-40 dakikalık sekanstan sonra 43. dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin bir hücum sirkülasyonu olmaya başladı. Dzeko'nun pası, Samuel'in sağ çaprazdan kötü şutu vardı. Aslında içeride arkadaşları da vardı. Müsait oyuncular da vardı. O şutu tercih etti. Orada yerden ziyade biraz da tavana vurması gerekiyordu. O pozisyonu gol yapabilirdi Samuel. Daha sonrasında 44'te Jadon Osterwolder'in bir ortası var. En-Nesyri'nin kafası out'a gitti. O pozisyonu da daha iyi değerlendirebilirdi. Neyse olmadı. Ama 45. dakika En-Nesyri'nin bağlantısı ve Samuel'e çok güzel bir pas çıkarttı. Samuel penaltı aldı. Pozisyon %100 penaltı. Arkadan net bir şekilde faul yapıyor rakip oyuncu. Ve penaltıdan 47. dakikada Edin Dzeko gol attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Daha sonrası Fenerbahçe hız kesmedi. Sağ kanattan oynamaya, sağ kanattan akın etmeye devam etti. El-Nesyri'nin servisi Dzeko'nun içeriye çıkardığı top. Tadic'in boş kaleye atamadığı bir gol. Daha sonrasında işte o pozisyondan sonra neyse orada kızdık Tadic'e falan ama bir dakika sonra Szymanski'nin muazzam bir ortası var ki pozisyonun öncesinde El-Nesyri kanattan topu içeriye servis yapıyor. Daha sonra içeriye attığı toptan sonra içeriye doğru ceza sahasına koşu atıyor. Szymanski'nin muazzam ortasında çok güzel bir kafa vuruşuyla, çok güzel bir kafa tekniği vuruşuyla golü yaptı El-Nesyri ki Fenerbahçe ilk devreyi 2-0 önde kapattı ki oyun anlamında da Fenerbahçe'nin ben ilk yarıda çok kötü oynamadığını, iyi oynadığını, oyun kontrolünü hiçbir zaman Göztepe'ye bırakmadığını, ortada bir oyun kontrolü vardı. Yani Fenerbahçe'de çok aldığını söyleyemiz oyun kontrolü ama hani Göztepe'de üstün değildi. Baskın bir oyun oynayamadı. Noktada iyi bir Fenerbahçe vardı ve skoru almıştı Fenerbahçe. İkinci yarı başlangıcı yine iyi abi. Yani ikinci yarıya bir başladık. Biraz daha hoca 4-2-3-1'i biraz daha göstermeye başladı. Yani El-Nesyri'yi biraz daha sağ çizgiye çıkarttı hoca. Maximen solda, Tadic orta, Dzeko önde. Biraz daha yine sağ kanattan oynamaya devam ettik bu noktalarda. Ama daha yani Fenerbahçe yine oynamaya devam ediyor. İyi oynuyordu yani. Oyunu kontrol ediyordu. Daha sonrasında Maxime'nin biraz devreye girdiğini, iki tane top getiriyoruz ki bir tane pozisyon Tadic'e verdiği bir pozisyon var. Tadic sol çaprazdan çok müsait bir pozisyonu gol yapamadı. Hani sağlı sollu Fenerbahçe'nin akılları mı başladı? Maxime'nin driblingle El-Nesyri'nin pasla sağ çizgiye basıp içeriye Dzeko'ya çok güzel bir pas attı mesela. Orada o bağlantıları çok gösterdi El-Nesyri. Aslında çok net pozisyonlar bulmaya başladı ki bir tane de El-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyon var ikinci yarıda. Yine o Dzeko'yla girdiği bir bağlantı var. Dzeko çok güzel bir pas veriyor. El-Nesyri aslında orada da telepatik olarak anlaşıyorlar. Yani ben zihinsel olarak oyun aklının yüksek olduğu iki oyuncu olduğu olarak görüyorum El-Nesyri ile Dzeko'yu. İyi anlaştı. Orada El-Nesyri'nin daha iyi bir vuruş yapması belki de 3'e götürmesi gerekiyor maçı. Ama ne olursa olsun gol çıkmadı. 2-0 ve Fenerbahçe iyi oynuyor. Abi sonra 63-65'ten sonra Fenerbahçe oyundan düşmeye başladı. Ve 67'de 67 sonrasını konuşalım biraz. Zaten maç önü videosunda ben size söylemiştim. Hatırlayın bak. İzleyenler hatırlar. Bu adamlar bize şöyle gol atarlar. Ya duran toptan atacaklar ya uzun vurup indirip sarkıp atacaklar. Ya duran toptan yedik. Koray Günter'in çok güzel bir kafa golü var. Burada ön tarafta alan savunması yapan Edin Dzeko zıplıyor. Topa yetişemiyor. Kafayı vuramıyor. Ama El-Nesyri de adamı kaçırıyor maalesef. Koray Günter'i tutan adam El-Nesyri. El-Nesyri'nin oyuncuyu kaçırmasıyla beraber Koray Günter 2-1 yapıyor. Maalesef golü yedin. Yedin afiyet olsun sıkıntı yok. Yiyebilirsin, gol yiyeceksin, geri de düşeceksin. Fenerbahçe maçta geri de düştü. Hakem golü vermedi. Ki pozisyonda faullü zaten vermemiz doğru. Ama 67'de golü yiyen Fenerbahçe'nin 85'e kadar yediği abluka'nın bir açıklaması yok. Tamamıyla abluka yedik. İnanılmaz bir abluka yedik ya. Ya Göztepe çıkartmadı Fenerbahçe'yi. Ki Göztepe Fenerbahçe'yi çıkartmıyor. Hoca da hamle yapmıyor abi. Çok büyük bir hata bu ya. Yani inanılmaz, inanılmaz. Ön taraf Maximen, Dzeko, El-Nesyri, Tadic geri gelmiyor. Geri koşamıyor takım. İnanılmaz durumda ya. Fenerbahçe 85'e kadar ne geri koştu, ne savunma yaptı, ne kontra yaptı. Hiçbir şey yapmadı 85'e kadar. İzledik. Ben evde izliyordum. Mourinho sağ kenarını izliyordu. Abi orta sahaya atsana kurun şeyi, Dzeko'yu. Üçlüye dön. 73. dakika Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna soktu. Samuel ile Maximen'i çıkarttı. Ferdi ile Mert Müller aldı. Aa dedim 5'liye döndü. Jadon'un sol stoper yapacak. 3'lüye dönecek stoperde. Ferdi'yi sol... Abi 4-2-3-1 devam ediyor. Dönsen abi 5'liye. O merkezi kapatsan abi. 5-4 orada bir 5'li bir kutu yapsana ortada. 2'de orta sahancıyla beraber.
dönenleri bassana abi biraz. Hiçbir şey yapmadım. Ferdi'yi ortaya koy. Tadiç'i koy sol kenara. Gelemiyor ki Tadiç zaten. Bari Ferdi'yi merkeze koy. Orta sahaya İsmail'in yanına koy. Biraz orayı sağlamlaştır abi. Ya Crespo niye yok abi? Ya anlam veremiyorum. Oyuncun yok. Krunić giriyor. Yediğin golle atan da hatası var Krunić'in. Konuşacağım birazdan. Abi Crespo senin işine yarardı. Ya 3 hafta oynatırdın ligde. Sonra yolla adamı. Yolla abi. Hocanın çok ciddi hamlesizlik hatası var. Takım çok kapandı. 3'lüye dönmesini beklerken 4-2-3-1 devam etti. 86'da Cenk girdi, Krunić girdi. Ya Cenk Tosun 86. dakikada oyuna girecek bir futbolcu değil. Cenk Tosun'u 65'te oyuna at, Ceko'yu çıkar. Cenk Tosun'a güvenirsin abi. Serdar Dursun mu bu ya? İsmail Karataz da geçen sene Serdar Dursun'u 45'te oynatıyordu. Rize maçını çeviriyordu. Sen Cenk Tosun'u atsana abi 65'te oyna. Baktın Ceko oyundan düştü çünkü. Düştü Ceko. Ceko 55-60 arası, 60-62 arası düştü. Tamam bir iki pası var da durduğu yerden veriyor. Düştü ama oyundan koşamamaya başladı. Çok yere düşmeye başladı. Senin elinde Cenk Tosun var. Ya da Yusuf El-Nesri'yi öne at, Oğuz'u koy kanada. Gelemiyorsun geri. Geri gelemiyorsun. Beşliğe de dönmüyorsun. 88-89 İsmail çok güzel bir pas verdi. Cenk Tosun neredeyse gol atıyordu. Abi özellikli futbolcu bu adam. Geride çok yardım ediyor adam. Niye abi? Neden abi neden? Sonra 94'te 2-2 uzun bir top. Çağlar'ın eşleştiği Rumolo önce çıkıyor kafaya vuramıyor. Arkasındaki Bekao indiriyor. O dönüyor ve vuruyor. Bir tık şanssızlık, bir tık da orada artık yani ön libero'nun da girmesi lazım. Çağlar'ın da onu kaçırmaması lazım ki Çağlar bence maçın iyilerinden bir tanesi. Kötü oynamadı, iyi oynadı. Yani tam Fenerbahçe'nin yiyeceği bir gol ya. Ya bu kadar kapanırsan yersin ama bak söyleyeyim. Yani bu kadar kapanırsanız arkaya çekilirse Fenerbahçe yer abi. Ya mesela 67 ile 85 arası da Fenerbahçe'nin 10 tane üst üste pası yok. 10 tane üst üste pas yapamıyor Fenerbahçe mesela o dakikada. Maç genelinde de yapamıyor da o dakika çok baskı yedi. Ya Ceko niye 90 dakika sağda? Tadiç niye 86 dakika sağda? Yusuf El-Nesri niye 86 dakika sağda? İrfan var, Oğuz var, Cenk var, Cengiz var. Cengiz Ünder 15 milyon lira. İrfan'a Araplar 17-18 veriyorlardı. Konuşuluyordu. Cenk Tosun 22 milyon euroya Everton'a gitti. He. Biliyorsunuz değil mi? Siz biliyorsunuz da hoca biliyor mu? Oğuz Aydın'a Fenerbahçe 6 milyon euro verdi. He. Dolar kuru 33 lira. 6 milyon euro verdi. Euro kuru 35 lira. Farkında mısın sen? Hocam. Kaç aç aile doyar o parayı biliyor musun sen? Kaç kişinin hayatı kurtulur? Hani sen Oğuz Aydın'a 6 milyon euro verip bu maçta oynatamıyorsan nerede oynayacak? Göztepe maçında oynayacak. Nerede oynayacak? Nerede göreceğiz Oğuz Aydın'ı? Tamamıyla Jose Mourinho hocaya yazan bir puan kaybı. Bir puan kazandı Fenerbahçe bu maçta. Oyuncu grubuna yazar. 2 puan kaybetti. Mourinho'ya yazar. Ben Mourinho muhalifi, Mourinho düşmanı falan değilim. Gördüğümü söylemek zorundayım. Kapanış kısmına da gireyim böyle. Arkadaş gördüğümü söylemek zorundayım. Hoca hatalı. Hoca doğru işler yapmıyor. Hocanın 10 tane Şampiyonlar Ligi olsun. Doğru şeyler yapmıyor abi. Jesus da yapmıyordu. Jesus bir tane Ziraat Türkiye Kupası sıkıştırdı araya. Mourinho bu şekilde olursa sıkıştıramaz. Onu da sıkıştıramaz. Aralıkta gider çünkü. Bu oyun, bu lig bu oyunda gitmez. Bu lig 2-0'dan sonra yok. 3 olamadı da 3 olsa farklı olur da ben bilmem. Bu reaksiyonsuzluk, bu duygusal olarak takımın düşmesi, zihinsel olarak düşmesi, orta sahanın bu kadar düşmesi kabul edilebilir bir şey değil. Elinde oyuncu yok deme. Crespo var. Niye oynatmıyorsun abi? Göndereceksin. Gönder. Gelene kadar oynat başka diğer oyuncu. Fred dönene kadar oynat. Üzüldüm. Yani ama ne olursa olsun bir objektif konuşmaya çalışıyorum. Göztepe'yi de tebrik ederim. Tabii Global Fenerbahçe kanalı. Siz hepiniz Fenerbahçelisiniz. Biliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe'nin iyiliğine konuşuyorum. Kötülüğünü hiçbir zaman konuşmam. Ama 10 milyon euro maaş alan bir teknik direktörün daha iyisini göstermesi lazım. Çok daha iyisini göstermesi lazım. Böyle olmaz abi bazı şeyler. Yani hocanın
Bilmiyorum. Ben erken konuşuyorum belki biraz ama bunu düzeltmezse çok kötü gider bu iş. Çok kötü olur hoca için. Söyleyeyim yani. Aralık'ta gider. Ocak'ta gider yani hocam. Böyle olmazmış. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim buraya kadar dediyseniz. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sağ olun, hoşça kalın.